26 Ağustos'ta önemli bir aktivitemiz olacak. Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hemen öncesinde o kutlu yürüyüşün, Büyük Taarruz'un başladığı gün olan 26 Ağustos'ta Afyon Karahisar'da İYİ Parti olarak bir etkinlik düzenliyoruz. Bütün teşkilatlarımızın da katılacağı, uzun süredir de sessizliğini muhafaza etmiş olan genel başkanımızın önemli bir açıklama, önemli açıklamalar yapacağı da bir toplantı olacak. Önümüzdeki süreç önemlidir. Biz bir genel seçim geçirdik ve bu genel seçimde de milletimiz, seçmenimiz bize muhalefet görevi verdi. İktidar olmak kadar da önemlidir muhalefet. Doğru muhalefet yapmak, memleketin, milletin dertlerini, ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda da hakkıyla hem mecliste hem il teşkilatlarımızda vatandaşlarımızın iktidarla alakalı sıkıntılarını, iktidarla alakalı şikayetlerini gündeme getirmek çok önemli. İYİ Parti teşkilatları bu anlayışla, bu şuurla üstüne düşeni yapmakta ve daha fazlasını yapmak için de, daha iyi ulaşmak için de çaba içerisindeler. Bütün il teşkilatlarımız Burdur'da dahil yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız. Genel merkezimizin yapacağı tabii değerlendirme, alacağı karar önemlidir. Bir işbirliği olur mu olmaz mı? Bunu da tabii ki biz teşkilatlarımızla konuşuyoruz. Ama bir gerçek var, o da şu, biz şu an itibariyle Türkiye'de 81 ilde, 973 ilçede seçime tek başımıza girecekmişiz gibi hazırlığımızı, çalışmamızı, o il ve ilçedeki yerel problemlerle ilgili, özellikle belediyecilik anlamında halkımızın, milletimizin beklentileriyle ilgili çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Partimizi en iyi şekilde temsil edecek, partimizin ilke ve amaçlarıyla uyumlu adayların tespiti noktasında da çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Sineğimizde tabii o bir çözüm müdür? Bunu partimizin yetkili kurulları değerlendirir. Vatandaşın lehine olacak, milletimizin lehine olacak. Biz her türlü adımı atmaya hazırız. Bugüne kadar da attık. Hatta zaman zaman bir siyasi parti olarak kendi menfaatlerimize ikinci, üçüncü plana bıraktık. Türkiye'ye önceliklendirdik. O konuda da kimsenin tereddütü olmasın. Yani bir çözüm olacaksa İYİ Parti hiç tereddüt dahi etmeyecektir. Dediğim gibi partimizin ilgili yetkili kurulları değerlendirir.